Büyüklerimizin evlerinden eksik etmediği yün yorganlar zamana direnemeyip yerini elyaf muadillerine bıraksa da kültürümüzden silinmiyor. Yurt dışında yapılan bilimsel bir açıklama yün yorganların önemini ortaya çıkardı. Eskiye olan özlemimiz her geçen gün artıyor. Nerede eski bayramlar, nerede eski sevgi, saygı, akraba ilişkileri derken eskileri boşuna özlemiyoruz dedirtecek bilimsel bir açıklama yayınlandı. Yükünden, ağırlığından şikayet ettiğimiz yün yorganlar melatonin hormonunu %30 artırarak rahat uyumamızı sağlıyormuş. Tabii kışın gelmesiyle birlikte yorganların isteği daha da çok artmaya başladı. Şu anda millet yününü getiriyor. Biz getirdikleri yüne göre yorgan dikiyoruz şu anda. Mevcut şartlarımızda şöyle sıra yorganlarımız var, bir de şöyle yorganlarımız var. Bunlardan dikiyoruz milletin isteğine göre. Eskisine göre tabii ki çok fazla olmasa da hala talep var. Aslında en güzeli yün yorgan tabii ki. Hem doğal hem sağlık açısından. Yün yorgan her zaman daha iyidir elyaf yorgana göre. Amerika araştırma yapana kadar bizim dedelerimiz, nenelerimiz bu yorganı zaten yapmışlar yapacağı kadar. Onlar ne bilirler yani öyle söyleyelim. Yıkanması, saklanması daha kolay yeni nesil ürünlerin kullanımı artsa da büyük çoğunluk yine yün yorganı tercih ediyor. Eskiden yün yorganlar ağır olur. Örttüğün üstüne şöyle daha böyle bir yorganın altında olduğum belli olur ya. Onun için ben yün yorgan diyorum ya. Yün yorganlar. Neden? Yünler çünkü kışın sıcak olur. Kışın sıcak tutar. Sıcak tutuyor. O daha iyi diyorlar. Vallahi ben hepsini şey yapıyorum yani. Kullanıyorum. Ne dek gelirse. Pamuk, yün, yün sağlıklı ama şimdiki yeni nesil şey yapmıyor onu, kokuyor diyor, bilmem ne diyor.